Ekoturk'ten herkese merhabalar, iyi haftalar. Ben Serdar Pazı, Dış Piyasa programıyla karşınızdayız. Programın açılışında her zaman olduğu gibi bakalım fiyatlamalar nasıl, piyasalar haftaya nasıl merhaba dedi, ilk rakamlar bize neler söylüyor. Borsa İstanbul tarihi zirvelere yakın 8700 seviyesinin üzerinde, gün içi bir ara daha da yukarıları gördü ama genel olarak Cuma günü kapanışın üzerinde bir seyir açılıştan itibaren yaşandığını söylemek mümkün. Dolar kurunda ılımlı yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. 30.55 seviyesindeyiz. Binde ikilik bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor bu Cuma kapanışına göre. Euro-TL'de sınırlı bir geri çekilme. 32.89'lar civarındayız. Sepet kur 31.72'de, o da Cuma kapanışa göre binde birlik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Tabii dolar kuru hafif yukarı giderken Euro-Dolar paritesinin aşağı geldiği durumlarda böyle sepetin, yani TL'nin genel olarak döviz sepeti karşısında değer kazandığını da görebiliyoruz. Gram altın 1988, orada da 2000'in altına, dolar ons bazında altın fiyatındaki geri çekilmeyle beraber bir salınım olduğunu söylemek gerekiyor. Dolar endeksi 104 seviyesini aşmış durumda. 200 günlük ortalamayı belirgin biçimde yukarı aşarak haftaya başladı. Tabii ana bileşeni Euro-Dolar paritesi 1.0756, burada 1.07'lere kadar geri çekilme devam eder mi endişeleri hakim. Pound-Dolar'da 1.26 desteğini aşağı yönde kırmış bir görünüm arz ediyor. 1.2576'da. Dolar-Yen paritesinde 148,5, yani dolar-yen karşısında da ve hatta İsviçre frank karşısında da 1.003'lük değer kazanımlarıyla haftaya başlıyor. Dolar endeksi dediğim gibi genel olarak majör para birimleri karşısında Powell'ın açıklamaları sonrası kuvvetli bir seyir içinde. Amerika'da yeni hafta nasıl başlar diye vadeli endeks kontratlarından bir sinyal almaya çalışırsak genel olarak bizi kırmızılar ama yataya oldukça yakın. Yani gün içinde açıklanacak kar rakamlarına göre de değişebilecek kadar sınırlı eksi de bir açılış beklentisi. Dow Jones'ta, S&P 500'de ve Nasdaq'ta 3 majör endekste genel olarak hakim diyebiliriz. Bir de Amerika'daki tahvil faizlerine göz atalım. Orada da bizi yeşiller karşıladı. Yani bakıldığında 5-6 bas puanlık Cuma günü kapanışa göre yukarıda seyreden Amerikan tahvil faizleri 2 yıllık 4.40'ın üstüne geldi. 10 yıllık tahvil faizi bir kez daha 4'ün üzerine geldi. Burada tabii Powell'ın söylemlerinin, yani Mart ayında bir faiz indirimi artık olmazı piyasalar fiyatlarken yavaş yavaş Mayıs'ta da olmayabilir mi onu biraz konuşuyorlar. Bunu da ben de konumla beraber değerlendireceğim. 30 yıllık tahvil faizi de 4.27'ye gelmiş durumda. Son olarak konuma gitmeden bir de emtia tarafındaki haftanın açılışına bakalım. Amerika'nın Kızıldeniz, Orta Doğu'daki operasyonları, işte Kızıldeniz'deki sevkiyatın aksaması vesaire ile beraber petrol fiyatlarına yaşanan yükseliş artık biraz hız kesmiş gibi gözüküyor. Yani yeni majör bir gelişme olmadıkça bunu piyasalar absorbe etmiş gibi gözüküyor. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol haftaya hafif satıcılı bir seyirle başlarken ons altın ise daha ziyade Fed'in faiz arttırımı ne kadar gecikir? Yani faiz tabii ki özellikle 10 yıllık tarafta 4'ün üzerinde bir denge, altında 2030 üzerinde kalınamamasına yol açmış durumda. Gümüşte ve diğer değerli metallerde benzer şekilde bir Cuma günü kapanışa göre zayıf bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Evet, bugün Dış Piyasa programında bana eşlik edecek konuğum Rota Portföy baş ekonomisti sevgili Özlem Bayraktar Gökşen. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz katılım için. Şimdi Cuma günü Amerika'da açık... Çok teşekkürler. Amerika'da açıklanan Cuma günü tarım dışı istihdam verisi beklentinin oldukça üstünde geldi ve yani istihdam piyasasında bir soğuma olur mu, Amerika'da talep sönümleniyor mu tartışmalarını da hani biraz sanki öteledi gibi. Yani Fed'in ilk faiz indirimi artık Mart'ta değil de Mayıs'ta, hatta Haziran'da olabilir mi tartışmaları. Daha sonra Powell'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar. Tabii ne kadar orası bir geç indirime başlarsa Avrupa ve İngiltere diğer majör merkez bankaları da onu mu peşi sıra takip eder? Onları da konuşmak istiyorum ama senin de ilk planda istersen Fed açıklaması, Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamaları ve Amerikan tarım işi istihdam rakamını istersen değerlendirerek başlayalım. Evet, aslında veriler tarafı ekonomik aktivitede çok belirgin bir durulma olmadığını ifade ediyordu. Ya da enflasyonda nispeten daha durgun bir seyir var. Yani hani trend aşağı yönlü idi. Şu dönemde biraz daha yapışkanlığı zaten bu seviyelerde bekliyorduk. Devam ettiğini görüyoruz. Şimdi en son olarak Cleveland Fed'in Ocak ayı enflasyon tahminlerine baktım. Hem manşette hem de core tarafta. İşte manşette 3 civarında, çekirdek tarafta 3.8'lerde bekleniyor. Dolayısıyla aslında yatay bir seviye var. FOMC üyelerinin Mart'ta olmayacak söylemleri çok kulak ardı ediliyordu piyasa tarafından. Veriler daha etkiliydi. Veriler tarafı ise aslında
hani ekonomik aktivitede önemli bir durumu olduğunu ifade etmiyor olsa dahi enflasyon tarafında da böyle çok da alarm seviyesinde olunmayan bir çerçeve çiziyordu. Ancak biraz önce söylediğin tarım dışı istihdam verilerinde bir kez daha hatırlatıldı ki ekonomik aktivite kuvvetli, istihdam piyasası kuvvetli. Aslında yumuşak inişi destekler nitelikte kuvvetli diyebiliriz. Birçok diğer veri de mesela ISM imalat tarafında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir de FOMC üyelerinin kulak ardı edilen söylemlerin sonrasında Powell'ın çok daha sert, artık neredeyse Mart'ı direkt adres eden bir faiz indirimi olmayacak söylemleri var ve bunu sürekli tekrar etmesi söz konusu. Özellikle hafta sonu bir televizyon yayında verdiği röportajda da bunu bir kez daha altına çizdi. Biraz önce söylediğim gibi tabii piyasa hep biraz daha sonrasını fiyatlama eğiliminde. Dolayısıyla Mayıs'a gözler çevrildi ve acaba Mayıs'ta da bir faiz indirimi olmaz mı beklentisi söz konusu. Mayıs'ta bir faiz indirimi olmasa bile Mayıs'ta bir faiz indirimi sinyali daha net gelecektir. Dolayısıyla ben yılın ikinci yarısında faiz indirimleri konusunda piyasadaki fiyatlamaların, bu heyecanlı fiyatlamaların tekrar su üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Ama bu sefer bu fiyatlamaların adresinin de doğru olacağını düşünüyorum. Ancak yılın ilk çeyreğinde gerek tahvil faizlerinde tekrar işte 10 yıllıklarda 4'ün altına hızlı iniş, işte altındaki hızlı yükseliş, bütün bunlar aslında geçtiğimiz senenin Aralık ayından da başladı. Çok hızlı hareketlerdi. Fazlasıyla heyecanlı hareketlerdi. Mart ayında bir faiz indirimi olmayacağı neredeyse aslında ekonomistler nezdinde çok da açık gözüküyordu. Şimdi artık piyasa fiyatlamalarının da bunu uyarladığını görüyoruz. Dediğim gibi Şubat ayı, Mart ayı biraz daha artık fiyatlamalarda bu agresif tutumun törpülendiği bir düzlem olabilir. Bu ne demek? Bu 10 yıllıklarda 4'ün üzerindeki seviyelerin devamı demek. Bu altında tekrar hızlıca 2100-2150 hızlıca çıktığımız bir seviye olmayacak demek. İşte 2000'in belki biraz üstünde, biraz altında devam edeceğiz demek. Ama bu heyecanlı aktivite, piyasa aktivitesinin ben ikinci yarı çeyrekte çok daha hızlı olabileceğini düşünüyorum. Örneğin 4'ün altına düşen bir 10 yıllığı ikinci çeyrekte görme ihtimalimiz son derece yüksek ya da altındaki yukarı yönlü hareketleri görmemiz son derece yüksek diye düşünüyorum. Ancak bunun için erken de Powell da bu mesajı vererek bence noktayı koydu. Avrupa'daki PMI verilerini de takip ettik ve Avrupa'da muhtemelen hani ekonomileri resesyondan ya da potansiyelin ya da hedeflerin altında büyümeden çıkartmak için faiz indirimleri daha erken olmalı şeklinde de bir görüş var. Ama diğer taraftan bu faiz indirim hatta arttırım döngülerinde de Fed'in hep bir genel ön alma durumu, diğerlerinin onu takip etme durumu söz konusu. Bu sefer sence farklı olur mu yoksa gene tarih tekerrür eder mi? Çünkü PMI verileri de bakıldığında hani Avrupa'da anlamlı bir hani çıkışa işaret, toparlanma ekonomilerde işaret etmiyor. Bu konuda ne düşünürsün? Biraz farklı olabilir. Yani bunun olasılığı daha fazla bence. Fed'i çok bekleyeceğini zannetmiyorum ama Fed ile ECB arasında da çok çok büyük bir zamanlama farkı olmayacak. Ama bence bir süredir de zaten seninle yayınlarda da hep konuşuyoruz bunu. ECB biraz daha önden gidecek beklentimizi ifade ediyoruz. Bu minvalde örneğin Mayıs ayı ECB için belki de faiz indirimlerinin başladığı ay olabilir. Dolayısıyla bir iki ay kadar Fed'in öncesinde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da biraz daha farklı bir senaryoyla bu sefer karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü her defasında altını çizdiğim üzere bu iki merkez bankasının faiz indirimi motivasyonları farklı. Ve biraz önce söylediğim gibi Avrupa'daki ekonomik aktiviteyi biraz itelemek gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası özellikle talep unsurları konusunda zaten hani görev başında. Ama arz tarafındaki türlü aktiviteyi de aslında hani bir merkez bankası olarak politikalarıyla etkileme ihtimali çok düşük olsa bile son derece yalnız olduğu için diğer politikalarla eş gününü devam etme ihtimali çok daha az
ve hızlı hareket etme ihtimali son derece az olduğu için orada bile aslında rol alıyordu. Şimdi ise o talep faktörlerini tekrar canlandırabilmek açısından daha önceden başlayacaktır. Fed ise çok yüksek bir reel faiz var, çok borçlu bir ekonomi, gereksiz bir düzlemde ekonomiyi boğma ihtimali söz konusu olacak. Dolayısıyla da o minvalde faiz indirimlerine doğru gidecek. Bu iki motivasyon farkı bu sefer tarih tekerrüründen ibaret olmayacak da ECB belki biraz daha ön plana çıkaracak faiz indirimleri konusunda. Daha önce konuşmamızın başında bölge guvernörlerinin yaptığı açıklamalara piyasanın çok itibar etmediğini söyledin. Şimdi bu hafta da aslında tabii tarım işçi istihdam verisi sonrası genel ekonomik takvim bir hafta sakin gider. Ama her haftanın her günü hemen hemen bir ya da birkaç Fed bölge guvernörünün konuşmaları var. Hani bu sefer Powell'dan sonra onların konuşmalarının piyasada yaratacağı volatilite daha artabilir mi? Çünkü farklı görüşler de var. İşte istihdam rakamı yüksek ama yaratılan işlerin kalitesi sorgulanabilir diyenler var. İşte iki tane enflasyon verisi geliyor. Onlar eğer Avrupa'daki gibi düşüklerse belki Mart ayı yeniden gündeme gelebilir. Yani çok şahin tarafı da, çok güvercin tarafı da böyle destekleyici argümanlar var. Dolayısıyla hani bir volatilite yaratmasını bekler misin bu haftaki konuşmaların? Aslında böyle genel çerçevede bakıldığında FOMC üyelerinin patika konusunda çok da birbirinden farklı söylemler içinde olmadığını görüyordum. Burada iletişim tarafında en kuvvetli üyelerden biri Waller tabii. Waller aslında en şahin üyelerden biri de. Ve Waller'ın faiz indirimlerini telaffuz eden söylemler çok etkili olmuştu piyasada ve belki de bu agresif fiyatlamanın ana aktörlerinden biriydi. Ancak Waller bile Mart ayını işaret eden bir düzlemde değildi. Dolayısıyla bu hafta FOMC üyeleri zaman zaman birbirlerine göre biraz daha güvercin, biraz daha şahin ifadelerde bulunabilirler ama Mart özelinde düşündüğümüzde hiçbir üyenin Mart'ı işaret edeceğini zannetmiyorum. Ancak faiz indirimlerinin başlaması konusunda daha ileriki bir tarihte olmasını isteyen üyeler olabilir. Ya da aslında Mayıs, Haziran gibi başlamasının uygun olabileceğini söyleyen üyeler olabilir. Şunu unutmamak lazım ki bir cycle'ın en sonuna gelindiğinde ya da yeni bir cycle başladığında aslında Fed üyeleri arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Birkaç üyenin aslında farklı düzlemde ifade içerisinde oldukları görülebilir. Dolayısıyla uzun bir süre sonra tekrar faiz indirimlerine başlanacağı bir noktada muhakkak ki işte faiz indirimleri için mevcut durumun, mevcut dönemin aslında erken olduğunu söyleyenler de olacaktır. Bunlar son derece doğal. Ama şu anda piyasaya agresif bir fiyatlamayı iten ana konu çok daha limitli Mart konusuydu. Mart konusunun gündemden çıkması önemli ve ben bu hafta içerisinde FOMC üyelerinden hiçbirinin yani Mart'ı işaret edecek söylemler içerisinde olacağını düşünmüyorum. Evet, tabii ki dış piyasaları yani Fed'i ve ECB'yi değerlendikten sonra bir miktar da içerideki gelişmeler hakkında konuşmak isterim. Bugün enflasyon verisi açıklandı. Perşembe günü de enflasyon raporu yeni Merkez Bankası Başkanı'yla, onun sunumuyla birlikte karşılanıyor olacak. İşte beklentilerden tabii yukarıda geldi ama özellikle hani giyim kalemine dikkat çekildiğini görüyorum. Yani işte Enak gibi bağımsız grupların açıkladığı rakamdan çok daha farklı, eksi bir rakam. Enflasyonun işte 8'lerin 7'lerin altında kalmasına yol açmış. Hani bu enflasyon rakamı 6,5'lar civarı bir beklenti vardı ama hani yıl sonu beklentilerini yukarı çeker mi? Perşembe günü resmi tahminde bir yukarı revizyon ya da yukarı revizyon gelmeyecekse ek faiz arttırım sinyali bekler misin? En azından kendi kurumumuz için konuştuğumuzda bu enflasyon verilerinin yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyeceğini söylemem lazım. En başta aslında Ocak ayı enflasyon tahminlerini oluşturmaya başlarken böyle ham bir tahminimiz vardır. %5,5'larda başladık tahmini ama gelişmeler nezdinde bunu 6,5'lara doğru çektik. Yani gerçekleşmedi bu minvalde zaten. Ve fakat aslında çok daha yüksek gelebilir mi beklentisi ve riski söz konusuydu. Dolayısıyla söz konusu verinin o riskleri biraz bertaraf ettiğini görüyoruz. Bir de ana konu şu tabii. Bunun hani böyle 7'ye yakın çıkabileceğini PPK'nın
toplantı özetlerinde Merkez Bankası iletişimini yapmıştı. Yani şöyle demişti, Ocak ayında enflasyonda bir miktar yükseliş göreceğiz, yıllık enflasyonda. Çünkü normal şartlar altında Ocak'ta çok hafif yıllık enflasyonda bir düşüş, sonra tekrar Mayıs'a doğru 70'lerin biraz daha üzerine geliş görecektik. Şimdi aslında bir yükseliş demesi zaten yıllık enflasyonda geçtiğimiz senenin Ocak ayında 6.65 ise onun biraz daha üzerinde olacağını anlamıştık bu iletişimden. Dolayısıyla 7'ye doğru olabilir demiştik. 6.7 bu minvalde aslında beklentiler doğrultusuna gelebilir geldi diyebiliriz. Daha da önemlisi tabii ki 6.7 Ocak ayı için yüksek bir enflasyon. 64.86'ya çıktı. Siz de şu anda yayınlıyorsunuz yıllık enflasyondaki gidişatı. Ama acaba Şubat'a, Mart'a, gelecek aylara bir sarkması olur mu? Bir geçişkenliği olur mu? Riski de söz konusuydu. Bu da çok dillendiriliyordu. Bununla ilgili de bir iletişim yapıyor aslında Merkez Bankası. Bu PPK özetlerinde şunu da söylüyor. Bu geçici yükseliş sonrasında aylık enflasyonda tekrar aylık enflasyonlarda düşüşleri göreceğiz diyor. Yani artış hızında düşüşleri göreceğiz. Bu da şunu ifade ediyor. Normal şartlar altında 3,5'lar civarında ortalama bir aylık enflasyon mevcuttu Ocak ayı öncesinde. Tekrar Şubat ayıyla itibaren o ortalamalara düşme ihtimalimiz var. Şubat ayında da bizde işte 3,5-4 civarında bir enflasyon mevcut durumda. Tabii bunun revizyonu son derece mümkün gelebileceğini düşünüyoruz. O yüzden de aslında hem PPK karar notunda hem de özetlerinde enflasyon konusunda ve tahmin patikası konusunda son derece güvenli bir Merkez Bankası gördük. Bu bize şunu ifade ediyor. Perşembe günü gerçekleşecek enflasyon raporunda o tahmin patikasında ve yıl sonu tahminlerinde bir değişiklik beklemiyor olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi yani Ocak'taki bu 6.7'lik artışı, aylık artışı geçici olarak nitelendirip patikada uyumlu hareket edildiğini ifade ediyor. O yüzden de %36'da normal şartlar altında değişiklik görmüyor olmamız lazım. Yıllık enflasyon tahmin patikamızda da herhangi bir değişiklik olmadığını söyledim yıl sonu içinde. Ama tekrar etmem gerekirse Mayıs ayında 70,5 civarında bir tepe sonrasında yılı 43,7 civarında bir yerde bitireceğimizi halen tahmin ediyoruz. Ama buradaki kritik nokta şu tabii. Biz bu tahmini yaparken bir reel değerlenme kurda öngörmüyoruz. Bir reel değerlenme olma ihtimali var. Onun olması durumunda 43,7 üzerindeki enflasyon tahminimiz üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu söylemek lazım. Yani o zaman gelir artışı etkisinin, çünkü hani çalışanlar işte aldıkları yılbaşı zamlarını Ocak ayı sonunda ağırlıklı olarak, emekliler de farkları vesaire dahil olmak üzere, yani hem bu yaratılan bir aylık enflasyon, onun gelir artışı etkisiyle Şubat'a, Mart'a yansıması gibi bir risk hani öngörmediğinizi anlıyorum. Çünkü hani 36 eğer resmi tahminse, işte 45'ler civarı da piyasanın tahmini ise, hani bu aradaki farkın sönümlenmesi için bir yerde de hani sizin koyduğunuz hedeflerden daha aşağıda bir yerde enflasyon geliyor olması lazım. Ama hani 3,5'a Nisan ayı öncesi yani pek geri geleceğini bekleyen analiz yok, ama burada farklı düşünüyorsunuz diye anlıyorum. Doğru mu? Şimdi o bahsettiğiniz fark, yani piyasadaki bizim de tahminlerimiz neticesindeki o %45'ler civarındaki enflasyonla Merkez Bankası'nın 36 olan enflasyon tahmini arasındaki farkın nereden kaynaklandığını, özellikle kursa konu, dediğim gibi burada bir reel değerlenme öngörmüyoruz. Ama mesela yurt dışı yabancı yatırım kuruluşlarının raporlarına baktığınızda %15, %20 reel değerlenme öngördüklerini görüyorsunuz. Eğer biz kendi enflasyon tahminlerimize bu denli bir reel değerlenme koyarsak, ki Merkez Bankası'nın aslında bir kur tahmini yoktur, yani kur beklentisini ifade etmez. O zaman 43,5'ların da 45'lerin de altında bir yerde olması lazım. Bir de Merkez Bankası ile enflasyon tahmini arasındaki ana fark, çıktı açı tahminlerini de paylaşıyor. Muhtemelen orada da bir değişiklik olmayacaktır. Yılın ikinci yarısında önemli oranda negatif çıktı açı tahmini var. Bu şu demek, potansiyelin çok altına inecek gerçekleşen büyüme diyor. Ve aslında oradaki tahminlerden yola çıkarak
aslında Merkez Bankası 2024 yılında nasıl bir gayri safi yurt içi hasıla tahmininde bulunuyor dediğinizde %2'nin bile altında bir büyüme tahminiyle çalışıyor. Biliyoruz ki OVB'de %4. Biz kurum olarak 2.6 ile çalışıyoruz. Eğer büyüme Merkez Bankası'nın söylediği gibi birden ikilerin altına kadar, 1.5-2 aralığında bir yerlere kadar geri gelirse, ki birinci çeyrekte görüyoruz talep son derece kuvvetli hala. Hatta enflasyon verileri arasında özellikle dayanıklı mal fiyatlarındaki %4'ler civarındaki aylık artış da bunu ifade ediyor. O zaman ikinci yarıda daha hızlı bir düşüş olacak. Eğer böyle olacaksa o zaman yine enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü riskler var. Elbette yukarı yönlü riskleri besleyen unsurlar da olabilir. Mesela diyebilirsiniz ki ücret artışlarında asgari ücret artışı Ocak'la kalmayacak. Çünkü %70'lerin üzerine kadar gidebilecek bir enflasyon olacak ve tekrar Temmuz'a düşünecek. O zaman riskleri yukarı yönlü beslersiniz. Ya da aslında o reel değerlenmenin ana varsayımlarından biri ülkeye önemli bir döviz girişi olacak. Baktık ki öyle bir döviz girişi de olmuyor. Mevcut politikalar o güveni yaratmıyor. O zaman yukarı yönlü risk olabilir deriz. Dolayısıyla hani 45 ile 36 arasındaki ana fark kur ve aktivitenin ne kadar daha soğuyacağıyla alakalı. Burada piyasa daha temkinli. Piyasa reel değerlenme yurt içindeki ekonomistler daha temkinli ve reel olarak daha nötr bir seviyeyi ve büyüme aktivitesi anlamında da %3'ler civarındaki bir büyümeyi öngörüyor. Evet, son bir dakikam ama dövizdeki KKM vade uzatımı ve zorunlu karşılıklardaki değişimin mevduat faizlerine yansıması noktasında da çok kısa yorumunu rica ederek programı tamamlayabiliriz. Kısaca şunu söyleyeyim. ZK'nın maliyeti önemli oranda artmıştı. Dolayısıyla onu nemalandırmak o maliyetleri biraz düşürücü nitelikte tabii ki. Bankalarda belki de mevduat faizlerine bu maliyet düşürümünü biraz yansıtabilirler ve mevduat faizlerini biraz yukarı çeken bir unsur olabilir diyebiliriz en başta. Ama tabii mevcut likitte ortamı son derece bol bir TL'yi işaret ediyor. Bu da yukarı yönlü etkisi anlamında daha sınırlı olabileceğini gösteriyor bize. Faizlerde ve mevduat faizlerinde anlamlı bir yükseliş görmemiz tamamen miktarsal sıkılaşmayla alakalı ve onunla ilgili atılacak adımlarla alakalı. O yüzden 8 Şubat'taki enflasyon raporunda yeni başkan Sayın Karahan'ın söylediklerini bu anlamda yakından takip ediyor olacağız. Evet, takip ediyor olacağız biz de. Roto Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'e teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Tabii dış piyasayla başladık ama önemli içeride gelişmeleri de konuşmadan olmazdı. Onları da elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalıştık. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.